Londra'da Dünya Şiir Felsefesi toplantısı yapıldı. Londra'da Tottenham semtindeki Holland House kütüphanesinde 1991 Poezio Şiir Felsefesi. Her ülkeden iki şair davet edilmişti. Bir usta, bir çırak. Türkiye'den usta şair Can Yücel, çırak Kazayla ben. Kütüphanede bize dediler ki, kütüphanemizin ikinci dünya savaşı sırasındaki halini görmek ister misiniz? Evet, bu fotoğrafı getirdiler. Gerçek bir fotoğraf. İkinci dünya savaşı 1940'lar, Almanlar füzelerle Londra'yı vurur. Londra yara alır, ağır yaralanır. Kütüphane yıkılır ama yine de birileri gider, yıkıntı halindeki o kütüphanenin raflarında okuyacakları kitapları almaya devam ederler. Bakar mısınız? Dışarıda savaş, açlık, ölüm ama yine de kitap okuyacak. Bu fotoğraf kurgu değil, bu bir gerçek. Değerli Eyüplüler ve Eyüp dostlar, dünya bizler için yaşanacak güzel bir yerse, yarınınız umut doluysa bunu kitap okuyanlara borçlusunuz. Yok eğer dünya yaşanılmayacak, yalnız karanlık bir yer ise bunu da kitap okumayanlara borçluyuz. İkinci Dünya Savaşı başlamış, Naziler Paris'i işgal etmişler. Paris işgal altında, her yerde kalan ağaçlar. Ve şöyle bir uygulama getirdiler Almanlar Paris'i işgal ettiklerinde. Paris'teki her esnafa, her dükkan sahibi olana dediler ki, herkes dükkanını, vitrinini bir köşesine Mussolini'nin afişini asacak, karşı köşesine Hitler'in asmak zorundasınız. İki liderin afişi tarafımızdan dağıtılacak. Ücretsiz. Bir kitapçının önünde durdu görevlinin arabası. Kim bu kitap? Kitapçı kaldırıma çıktı. Benim, al bu iki afişi, vitrine az karşılıklı. Bak bu Mussolini, bu Hitler. Yarın sağa sonra geri geçeceğiz buradan. Yarın saatin var kitapçı. Geliriz, asmazsın. Kitapçı. Kitapçı elinde iki afiş, kapısının önünde öylece kafa kalıyor. Ben bunu yapamam. Bunlar insanın düşmanı. Kendi gibi düşünmeyen hiçbir insana tahammül edemiyor bunlar. İnsanları katlediyor, kitapları sokaklarda, meydanlarda yakıyorlar. Ellerimle bir kitapçı dükkanı vitrinine asamam. Arkadaki raflarda birbirinden farklı farklı düşünen insanların eserleri var. Bunların farklı düşünceye tahammülü yok. Asmayacağım. Asmam. Ama kitapçının aklına evde kendini bekleyen karısı ve çocukları geliyor. Yarım saat sonra geri geçecekler. Çaresizlik içinde kitapçı afişin birini açıyor. Mussolini. Rab diyeyle hiç bakamadan bittiğinin önünde köşesine Mussolini afişini tuttu. Ötekini aç. Hitler, bedenim, bedenim. Çaresizlik içinde bakamadan o diktatörün de afişini. Buldum. Kitapçı vitrinindeki bütün kitapları boşaltıyor. Vitrininde hiçbir kitap bırakmıyor. Mussolini ve Hitler afişlerin ortasına bir tane kitap koyuyor. Yanlış anlamayın ha. Dükkanın ne dükkan olduğu anlaşılsın. Yani içeride ne satıldığı belli olsun diye bir tane kitap koyuyor. Kitap Victor Hugo'nun kapağında da adı yazıyor. Sefiller. Kitap sadece içeriğiyle değil, duruşuyla da gerçeği söyler, geleceği aydınlatır. O ki sefillerden söz ettim, aslında hakkım yok şu anda. Yani şu an aklıma geldi, bunu size anlatmayı düşünmüyordum ama izin verin lütfen anlatayım. Ben anlatmasam kimse anlatmayacak zaten bakarım. Gizli gizli toplanıyorlar. Arkadaşlarını gizli gizli topluyor, şehrin dışında bir yerken. Zaten şehirde arkadaşlarıyla bir araya gelse, o kadar münevver entelektüel insan neden toplanıyor diye her an saraya jurnallenirler. Bu yüzden diyor ki arkadaşlarına şehrin dışında toplanın. O evde. Ve bir araya geliyorlar. Diyor ki o güzeller güzel arkadaşlarına oligarşiye karşı meşrutiyeti ilan edelim. Hakimiyet milletindir. Nasıl olur da tek sese karşı millet olmanın o güzel orkestrasını kurabiliriz. İlk toplantı. Sana diyorsa kelleleri gider ha.
Ve diyor ki arkadaşlarına, bundan sonra toplantıları bu evde yapalım. Yolda bir... Neresi diye sormayacağım çünkü kimse bilmiyor. Fikirtepe! 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 Fikirtepe nasıl haber oluyor? Kentsel dönüşüm! Ya oradan toplum dönüşmüş! Fikirtepe! Peki o adı koyan kim? Namık Kemal. Arkadaşlar Namık Kemal'e. Neden bu saat Fikirtepe'ye ve Namık Kemal'e geldik sevgili dostlarım? Çünkü Namık Kemal son nefesini vermektedir. Arkadaşlar başucunda birkaç saatlik ömrü kalmıştır, ölüm döşeğindedir. O vatan şairi büyük Namık Kemal. Ölüm döşeğinde. Arkadaşlarına kütüphaneyi gösteriyor, diyor ki şu kitabı bana getirir misiniz? Kitabı getiriyorlar Namık Kemal'e, açıyor. Bakın bu kitabın şurasını çok severim diyor ve kitaptan bir bölüm okuyor. Ölmek üzere son nefeslerinde kitap okuyor Namık Kemal. Sonra diyor ki arkadaşlarına, yoruldum. Biraz dinleneyim, okumaya devam edelim size. Ve o kitabı sayfaları açık bir şekilde yastığına koyuyor. Onun güzel başı kitaba değiyor. Ve son nefesini veriyor. Kütüphaneden istettiği kitap ne biliyor musunuz? Sefiller. Ve bu yıl Namık Kemal'imizin Ziya Paşa'yla sürgünde Londra'da bir gazeteyi çıkarışının 150. yılı. Onu da kutlayalım. Gazetenin adı Hürriyet. Bugün Hürriyet değil ha. Bugün Hürriyet değil ha. Size de söz veriyorum doktorum. Başbakan olduğunda bunun dizisini yaptıracağım. Bu da Osmanlı. Bu da benim tarihim. Mahsulların tarihimi. Hem hakimiyet milletindir diyeceksin. Hem onun geçmişini, o güzel sözün öncülüğünü yapan yürekli insanlara sahip çıkmayacağız. Mümkün mü? Namık Kemal'den söz edileli ne kadar oldu? Ha, hatırlıyor musunuz? Hiç duydunuz mu? Var mı onu anan? Ne oldu? İşte dostlarım, Naziler Paris işgal ettiklerinde 1940'lar, her yerde damalı haçlar, Türk öğrenciler var. Üniversite okumak için oraya giden Türk öğrenciler, bizimkiler. Onlar diyor ki, bize ne bu savaştan, bunlar kurtulmuş, biz geri dönelim. Nasıl dönecekler Türkiye'ye geri? Uçaklar uçmuyor, trenler çalışmıyor, karayolu çok tehlikeli, tıkılıp kaldılar Paris'te. Aralarında biri diyor ki, İsviçre tarafsız ülke. İsviçre savaşa girmedi ya. Şu Paris'in İsviçre'ye kadar uzanan dağ yollarını, haritaları gösteren bir haritayı bulurum. O arka yolları, patik yolları gösteren bir harita. Bir de bisiklet alırım, pedal çeviririm. O arka yollardan İsviçre'ye kadar gidin. Gerisi kolay. Burada durmak da değil. O öğrenci dediğini yapıyor. Paris ve İsviçre arasındaki bütün arka yolları, patika yolları gösteren haritayı buluyor. Bisikleti de alıyor. 10 gün pedal çevirerek 10 gün İkinci Dünya Savaşı'ndan kaçıyor. Hani bu İkinci Dünya Savaşı'nı anlatan filmleri seyrediyorsunuz değil mi? Ha? Önde hep böyle kahramanlık sahneleri. Hiç dikkat ettiniz mi? Tam o an arkadan bisikletle biri geçer. Böyle merak ederim. Bu o bir değil. İkinci Dünya Savaşı'ndan bir bisiklet sayesinde kurtulan o genç adamı hepiniz tanıyorsunuz. Haklısınız, haklısınız, çok haklısınız değerli eğitimler, çok haklısınız. Kendisi de bisikletle fotoğraf çektirirken yanında durduğu aracın hayatını kurtaracağını bilemiyordu. Ama onu hepiniz tanıyorsunuz. Bir şiirinde şöyle sesleniyor bizde de. Yaş 35, yolun yarısı eden. Ne 35'i? Bisikleti bulamasaydı bu 20'sinde yok. O ki kitap yazdı Eyüp İstanbul, çevirelim aydınlanmanın sayfalarını ve sanat tarihinde kitabın konu olduğu tablo sayısı çok azdı. Hele ki kitap okuyan insan daha da az, eğer tabloda bu kitap okuyan insan kadınsa İşte resim sanatı tarihinde son derece ender bulunan bir tablo. Kitap okuyan kadın. Aranızda Sunyak'ın yakından takip edenler var, fark ediyorum ama bu tabloyu daha önce görenler el kaldırsın. İki kişi, ha? Değil mi? Ender mi?
Teşekkür ediyorum, teşekkür ediyorum, teşekkür ediyorum. Okey, çok az, çok az, birkaç parmak. Kitap okuyan kadın konulu bu tabloyu yapan ressamın adı Abdülmecit Efendi. Bir Türk. Evet. Alman şairi de zaten kitabı da elinde tuttu. O kadının. Peki Abdülmecit Efendi ressam. Başka ne iş yapıyordu? Halife. Halife. Birileri diyor kıyafet isteriz. Hiç kızmıyorum onlara. Kabul, ben de istiyorum. Gel. Ben Halife Abdülmecit Efendi'nin, ressam Abdülmecit Efendi'nin başka bir tablosunu görmek istiyor musunuz? Ha, buyurun. Beethoven. Evet. Halife'nin tablosuna bak, kızdı erkekli. Demek ki değerli dostlarım, Osmanlı ile Osmanlı sporu karıştırmış. İçindeyiz. Kale, vezir, fil, ah ne zaman, nasıl oynadın? Dostlarım, satrançtaki her taşın bilgisi aynı değildir. Satranç olmak istiyorsanız o bilgiye hakim olmanız gerekir. Ha, bu bilgiyi bilmeyen birini oturtalım, ne oynayacak? Dama. Dama da amaç ne? Taş yedirmeden taş yedirme, günü kurtarmak. Biraz bu kale adama verin. Ben damayı hiç sevmem. Ben satrancı severim. Bilgiyle oynama oyunu. Satrançta kaybeden yoktur zaten. Bilgi beraber bilgisi. Şimdi hep beraber resmi okuyalım. Bakar mısınız? Yerde kitaplar, kitaplar. Beethoven'ın notaları, kitap. Kitap için buradayız. Abdülmecid Efendi o, yanındaki Beethoven'ın büstü. O piyanist kim? Kızı Dürüşşafar. Peki piyano saraya, o piyanoyu saraya kim getirdi? Buldum. Anlatırsam uzar konu. Adile Sultan. İkinci Mahmut'un büyük kızı. Neyse, çok ayrı bir konu. Şimdi bakar mısınız? Bu tablodaki tek heykel Beethoven'ın büstü değil. Dürüşşafar, piyanistin arkasında da beyaz kaydenin üstünde bir karanlık var, gördünüz mü? O nedir? Form, heykel. Yani tablodaki tek heykel Beethoven'ın büstü değil. Bir başka heykel daha var. Ama neden Abdülmecit Efendi Beethoven'ın büstünü ve diğer her şeyi ışık altında resmederken o heykeli öyle arkaya karanlığa koydu? Ve nedir o heykel? Aylarca bunu merak ettim. Buldum. Heykeli buldum. Hazır mısınız? Abdülmecit Efendi'nin haremde Beethoven adlı tablosundaki heykel, görelim, işte bu. Geri dönelim. Evet. At üstünde bir adam. Heykeli görelim. Kimdir o? Sultan Abdülaziz. Padişah Abdülaziz. Ya dostlarım, şu andan itibaren başlayarak sağ tutun Hodri Bey'den. Şu andan itibaren Cumhuriyet'ten önceki Osmanlı dönemindeki heykel öykülerini anlatmaya başlasam sabah saat 9'da koltuklardan kalkar evinize gidersiniz. Ama biz bu bilginin ışığına hakim olsaydık bilgisizliği Cumhuriyetimizin güzel heykellerine düşman ettirmezdik. Dama yapmaklar karakterler budur. Sadece bu. Dama oynayanlar bir tarafa, satranç bir tarafa. Hiç kusura bakmayın, olmaz. Olmaz, mümkün değil, bir arada olamaz bu. Bilgi çok farklı bir şeydir. Buyurun. İşte padişah Abdülaziz Efendi. Bakın. Bir kısaca anlatayım. Yıl 1867. Sultan Abdülaziz Paris Sanayi Fuarı'na gidiyor. Sanayi devriminden sonra bilim, yenilik oraya gidiyor. Londra'ya kadar gidiyor. Bilimin ışığını almak için gidiyoruz oraya. Ama 1867 yılında Sultan Abdülaziz'in Paris Sanayi Fuarı'na yapacağı seyahat büyük bir hukuki sorundu. Hukukçular aylarca kafa patlatıyor. Gidecek padişah da bu meseleyi nasıl çözecek? Bu meseleyi çözmeden gidemez. Sonunda başardık ve gönderdik. İpucunu verdi. 1867 yılında padişah Abdülaziz'in Avrupa'ya gitmesine engel olan hukuki mesele nedir? Vize alamadı. Yok. O yıllarda bildirdiği yasaya göre, o yıllardaki yasaya göre padişah adımını bastığı her yer kendi toprağı sayılır. Padişah nereye basar sonrası payitahtır. Bak geliyor. Neresi Paris? İdi, boşalt. Yasa bu. Bak geliyor. Neresi Londra? Kalk, kalk. tamam ya, o yıllarda turizm yok, gidecek ama bu meseleyi nasıl çözeceğiz? Hukukçular çözecek. Ne yaptılar biliyor musunuz? Abdülaziz'in ayakkabılarının tabanını açtılar. Padişah ayakkabının tabanının içine kendi toprağını, İstanbul toprağını serdiler, yakıştırdılar, indirdiler. Nereye basar da İstanbul?
yanıtını vermez. Neden Abdülmecid Efendimiz, tabloyu görelim, Abdülaziz Efendi o karanlığa koydu? Tabi, bu tabloyu yapan Abdülmecid, biletlerini keserek intihar eder. Kimi de öldürüldü der, işin polisiye ve magazin tarafı, televizyon programlarında sabaha kadar git seyredersin. Bu tabloyu yapan ressam, o heykeldeki adamın, Abdülaziz'in oğlu değil. O heykeldeki at üstündeki adam, ressamın babası. Babası öldüğünde ya da öldürüldüğünde, o bir çocuktu, babasını hatırlayamıyor ki, hayal meyal hatırlıyor. Beethoven dinleyerek, babasını hatırlamaya çalışıyordu. Bir çocuğu babasına duydu, özle. Tarih, siyasetin gücü, iktidarın geçmişi değildir. Tarihi tarih yapan sadece insan. Peki çevirelim biz aydınlanmanın sayfalarını. Geçiyoruz bir başka heykele. Müthiş. İşte bakar mısınız sevgili Eyüplüler? Bir kitabın sayfalarında, kitabın sayfalarında Eyüp'ün resmedildiği ilk kral. Basılı olarak bir kitabın sayfalarında Tarih Yarımada Haliç, bakın arkası Eyüp. Bu 1493 yılında Nürnberg matbaasına basılan kitapta yer alan iki tane resimdir. 1493 yılında Nürnberg matbaasında bir kitap basılır, İstanbul'un ilk kez basılı olarak kitabın sayfalarında iki resmi orada yapılır. İstanbul'un bir kitabın sayfalarındaki ilk resimlerinden biri. Dolayısıyla Eyüp'ümüzün bir kitapta yer alan ilk resmi. Buyurun. Bunu buldum nasıl? Ha bakın, burada çok apayrı bir şey var. 29 Mayıs 1453. İkinci Mehmet İstanbul'a girdi. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'a girdiğinde ilk nereye gitti? Ayasofya. Güzel. Neden? Neden? Şimdi çok eski kitaplarda neden gittiğinin yazılı belgesine hakimiz de görsel belgesini aradım ve buldum. Gitti. Bakın Nürnberg matbaası da Gutenberg matbaası basılı olan bu İstanbul resminde bakın Ayasofya'nın önünde bir sütun, sütunun üstünde bir heykel var. İki tane resim yer alıyor. İkincisini görelim. Orada daha iyi anlaşılacaktır. Dikkat edin dostlarım. Bulutların arasından çıkan güneşin ışık çizgileri, onun arasında sütunun tepesinde at üstünde bir adam, iki kolu iki yana açık. Ayasofya'nın önünde bir heykel. İşte 29 Mayıs günü 2. Mehmet bu heykele gitti. Döndü uzun uzun baktı. Adamların da sizler gibi şaşkın. Niye geldin lan? Kim bu? Niye? Ve sonra döndü dedi ki, dramatize ediyor. Oynayarak attım. Arkadaşlar bu heykeldeki adam Justinianus'tur. Bu at üstündeki adam Justinianus'tur. Ve Justinianus Ayasofya yakından kraldır. Sonra döndü. Justinianus, büyük Justinianus, insanlar ne güzel bir eser bıraktın. Eserin önünde yaşa dedi ve ikinci Mehmet kendinden önceki medeniyete duyduğu saygıyı heykele sundu. Ve o heykel orada 100 yıl. Şimdi 100 yıl durdu. Sonra ne oldu? Bir savaş esnasında eritilip top yapıldı. Sakın ha, bu heykel vandallığı, heykel düşmanlığı değildir. Sakın ha. Osmanlı Osmanlı sporu karıştırma demiş. Sakın. Çünkü sanat tarihinde heykeli biraz okursak binlerce heykelin savaş esnasında eritilip silah yapıldığını biliriz. Niye? Çünkü hazır bronz. Ne yapsın? Millet vatan savunmasında. Ama o heykel orada durdu. Bu arada sevgili Eyüplüler, nefis bir müze çalışmanız var. Tanıyın, harika. Merak etmeyin, ben Büyükşehir Belediye Başkanı oldum da en güzel yerini hissedeceğim. Hemen kapına geldim. Aa, başkalarını kazıyorum. Ne güzel ya, bir seçim yaşayacağız. Ne güzel, ne güzel, politikacılar rekabet etsin. Hayır, en iyisini ben vereceğim. Ben daha iyisini, ben daha iyisini. Ne güzel biz kazanırız. Bunun için rekabet etsinler. Ne güzel, kazanırız olalım. Eğer öylesine bir yer olduğu zaman şunu söyleyeyim. Bir kitabın sefalarında ilk kez İstanbul'un yer aldığı bu iki gravür ki Eyüp'tür. Oradaki gördüğünüz biliyorsunuz. Bunların orijinal baskıları bende. Onlar bende. Gutenberg matbaasına basılmış kağıtlar Gutenberg. Oraya vereceğim. Bu arada bir dakika, bu gravürleri hazırlayan kim?
Kimin elinden çıktı o gravürler? Bak ne kadar daha değerli. Albert Dürer. Ya ünlü ressam Dürer. Onun gravürleri. Peki şunu merak ettim. Acaba bizim minyatürümüzde, resim sanatımızda minyatürler var bizim müthiş. Bu heykelin varlığını görebilir miyiz? Minyatürlerde heykele rastlayabilir miyiz? Hazır mısınız? Kanuni Sultan Süleyman döneminde yapılan bir minyatür. Ayasofya dikili taş. Dış dünyanın heykeli. Aa, bunu görmedim ben hiç. Sevgili Danimarkalılar. Ya herhalde Danimarka'dayım yani bunlar. Bilmiyorum. Ya Danimarka'da da anlatsam herhalde. Yani bakar mısın? Peki çeviriyoruz biz aydınlanmanın sayfalarının yolumuz uzun. Müthiş. Şu anda Topkapı Sarayı'nda sevgilenmeyen bir eser. Sevgilenmeye başlandı. Çok değerli, çok çok değerli. Müzeciler hepsi çok güzeldir. Bir müze çalışanımız orada görevimiz dedi. Biz, abi, biz onu sevgiliyoruz. İyi de ben bunu 20 yıldır anlatıyorum ondan sonra. Sevgilenmeyen bir eser. Bir çocuğun resim defteri. Bir çocuğun resim defteri. Depoda. 13-14 yaşlarındaki bir çocuğun hayalleri. Nasıl? Bak, baykuş çizmiş, insan, at. Leylek, orada diş sağ. Aramızda diş hekimi var mı? Diş hekimleri, diş doktorları, doktor, diş doktoru. Ha, hocam bak orada diş sağlığından söz ediyor. Bilimle ilgileniyor yani. Sanat da bilim. Bakar mısınız? Bu çocuk Fatih Sultan Mehmet'in resimleri. Bir çocuğun hayalleri. Bu yüzden bakın benim bu gecenin planında programda hiç haberim yok. Vay be. Ama bu iyi dostları vakti var ya, bu deyim var ya. Sizin karşınıza ilk çocukları çıkardı. İşte onlar doğuyor. Ama çocuk kaçadır. İlk sizi 4 tane çocuğunu selamladı ya. Ha? Ben var ya ben Topkapı Sarayı'nda yani elimde yetki olsa gelen ziyaretçilere ilk bu defteri koyarım. Ve derim ki geleceği var eden siyasi güç iktidar değil. Çocukların hayalleri. Bunun karşısında kimse bulamaz. Bulamaz bizden karşısında. Şimdi çeviriyoruz biz sayfaları. Yazılardan, resimlerden. Oy 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 müthiş. Fatih Sultan Mehmet 1453 yılında İstanbul'u fethederken gemileri karadan yürüttü mü yürütmedi. Birler tamam 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 yok 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 yürütmedi. Fethi'den 2 yıl sonra. 1955 yılında basılan bir kitap. Kitapta bir resim ve dikkat ediyorsunuz burada da eğip görüyoruz. Nasıl eğip? Ha? Bak sorular hemen bak eğip eğip. Dikkat edin. Boğaz kapalı. Efendim neymiş diyorlar? Çağatay tarafında ters kurdu tamam. Gemiler yaptı. Bak içeriden de kapalı. Ve Fethi'den 2 yıl sonra Barakoya'nın kitabında dikkat edin. Gemilerin karadan yürütüldüğünü belgesi var. Ne oldu? Ve Eyüp Sultan. Şey Tersen. Ve çeviriyoruz biz sayfaları gelmiş olduğunuz müthiş bir para. Hatırladınız mı? Evet. Yavaş söyleyin bu iyi bir şey değil. Bak önde üstadlar var hiç çaktırmıyorlar. Evet. 50 kuruş. Tedavülden kalk buna. Sen çıkarma. 50 kuruşun üstünde bir kadın. Bu kadının Eyüp'le çok özel bir bağı var. Çok önemli. O gerçek bir insandır. Gerçek bir insanın fotoğrafı. Evet. Görelim lütfen. Evet. Sabiha Tansu. Evet. Ünlü toplarla ulaştırmasınız. Sabiha Tansu. 50 kuruşun üstündeki kadın o. Eyüp'le ne ilgisi var? Görüyoruz. Bakın yan yana. Görüyorsunuz. Sabiha Tansu Cumhuriyetimizin ilk kadın turizmcisidir ve Metruk Bihar'dayken Pierre Loto kahvesini ilk kez işletmeye açan odur. O Pierre Loto kahvesi var ya elinde, onu turizme halka kazandıran işte 50 kuruşun üstündeki Sabiha Tansu'dan başkası değildir. Ve Eyüp'ün en önemli özelliği, beni en çok heyecanlandıran özelliği, dünyada yok böyle bir şey dedirten, görün lütfen işte budur. Müthiştir. Dünyanın en güzel ibadet haneti. Haşa cami oluşu söylemiyorum. Bütün sinagoglar, bütün kiliseler, Budist mabetler, hepsi güzel. Şinto mabetler, hepsi saygılıyız. Ama dünyanın en güzel ibadet hanesi bu. Neden? Çünkü bütün ibadet hanelerinin en üst noktasında temsil ettiği dinin simgesi vardır. Yani bir sinagogda ne görüyoruz? Davudi yıldız. Kilisede haç. Bizim minarelerin aleminde ne vardır?
Dilan. Dilan. Ama 1541 yılında, kim araştırmacılar 1544'ler biliyorum, tarihçi bulsun. 1541 yılında bu camiyi yaptırtan defterdar Nazlı Mahmut Efendi, kendi adına yaptırdığı caminin minaresinin tepesine hilal koydurtmuyor. Ne koydurtmuyor? O yılların bilgi araç ve gereçleri olan hokka ve kalem koydurtuyor. Dünyada, yer üstünde, en üst noktasında bilgi araçları olduğu tek ibadethane en üstün. Londra'da, Paris'te olsa hepimiz gider ki gönlünce fotoğraf çıkar. Bu ne demek, farkında mısınız ha? Yani bizi tarihin derinliklerine, karanlıklarına gömmek isteyenlere karşı ne güzel bir satır açıklaması değil. Ne güzel ve büyük bir hamledir bu, farkında mısınız? Bu taşı kaç kişi görüyor ki hamle edilmiş diyecek. Ben bu hokka ve kalemin hikayesini araştırmak için yıllarca Eyüp'te gezdim. Eyüp kasathanelerine gittim. Bakın, İstanbul Askerbesi'nde yer alan Aziz Nefçi'nin fotoğrafında yakından görelim cancağızım. Hokka yerinde duruyor. Aziz Nefçi bu fotoğrafı 1991 yılında çekmiş. Fırtınada kalem düşüp kırılıyor, hokka da düşüp kırılıyor. Ne mutlu ki bana, yıllarca gezsede uğraştım, hokka ve kalemi yeniden oraya koydurdum. Bu arada, Vakıflar Genel Müdürü Yusuf Beyazıt'a çok çok teşekkür etmeliyiz. Çünkü beni bir gün aradı, dedi ki, Sunay Bey'im ben Vakıflar Genel Müdürü Yusuf Beyazıt. İyi kardeşim, benim cebimde sizin bir gazete yazınız var, onu yıllarca hep cebimde taşıdım. Nedir o? Bu hokka ve kalemin hikayesi. Ben öğrenci yıllarından beri sizi seviyorum, takip ediyorum. İyi kardeşim, Vakıflar Genel Müdürü oldum, duydum, hayırlı olsun. O hokka ve kalemi yerine koyduracağım. İki ay sonra beni aradı. Sunay Bey, hokka kalem hazır. Açılış işiniz yapacaksınız, buyurun gelin. Oluyor lan. İnsan tükenmez ki ya. Yani 50 yılında babam da koydurdu o kalemi oraya. Yaşıyor mu babanız? Rahmetli oldu. Ruhu şad olsun. Bunu görüşelim. Peki, bakın şimdi. Bu çok, bakın, bakın. Şimdi beni lütfen iyi dinleyin. Sahtan şöyle söyleyeyim. Tamayı bırak, tamayı bırak. Tamam, yok. 1541 ya da 44, neyse. Ve sadece İstanbul'a özgü bir gelenek vardır dünyada. Yani, yazı araç gelişlerinin en üst noktasında olduğu ibadethane İstanbul'dadır. Burada, dünyada ilk ve tek bir örnek doğuyor 1600 yılında. Yani, hokka ve kalemin yazı araç gelişlerinin bir ibadethanenin ilk üst noktasına konmasından yaklaşık 60 yıl sonra müthiş bir ışık yanıyor dünyada. Nedir o? Mafya. Mafya sadece ve sadece İstanbul çocuğudur. Mafya İstanbul çocuğudur. Başka hiçbir çocuğunda göremezsiniz. Nedir mafya? Selahattin, yani iki minareli camilerin iki minareli arasına yaz yazma gelirdi. Neden İstanbul? Rastlantı mı? Sanki defterdar Mahmut Efendi'nin koydurmuş olduğu hokka kalemi 60 yıl sonra birisi aldı, başladı yazmaya. Yani en üst noktasına yazı araç gelişlerinin konulduğu bir kentte yazıyı gökyüzüne çıkarmanın bu gerçeğin yaşanması rastlantı mı? Mahya İstanbul'a çıkıyor. Başka hiçbir kentte yoktur. Ramazan ayı boyunca iki milyar arasına yazı yazmak. Bugün mahyalar nerede yazılıyor? Elektrikle. Elektrik olmadığı dönemde nerede yazılıyordu? Ateşle. Ateşle gökyüzüne yazı yazmak. Müthiş bir şey. Kandiller, içinde ateş yanan özel kasıcıklarla, kandillerle yazı yazmak. Kutsal kitabımızda resmi heykeli yasaklar, öyle bir ayet mayet yok. Ukalyanlama da binlerce kitap okudum. Bir tane kitap bana geldi, onu okuyup anlatacağım. Allah Allah. Ama birisi yasak demiş yasak. Abi yazmıyor, o unutuyor bazen. Bir yasak demiş yasak. Ama bakın biz de hattatlar, yazı ustalar, okuyup bu gece buraya kitap için buradayız. Ha? Biz de hattatlar, yazı ustaları bu bağnazlığa baş tutmuştur, kafa kaldırmıştır. Bizde ne var? Hat sanatı. Bizim yazı ustalarımız, hattatlarımız yazı yazarken ne yapıyordu? Resim. Sanki yazı birilerinin eli ayağını bağladı, resmi sırtına aldırıp başladı taşımaya. Ben seni bırakmam, merak etme. Olur böyle şey.
Beraber mi ölürüz? Hadi sana da ölür. Müthişti. Ve ben şunu merak ettim. Eski Ramazan gecelerinde mahyalarda ateşle yazı yazılıyorsa tıpkı kağıt üstünde hat sanatında olduğu gibi mahyadaki yazılarda da resim var mıydı? Mahyalarda resim yapılıyor muydu? 1721 yılında Sultan 3. Ahmet döneminde saraydan bir fetva yayınlanıyor, şu deniyor. Bundan böyle Ramazan ayının ilk 15 günü mahyalarda yazı yazılacak, Ramazan ayının ikinci 15 günü mahyalarda bizzat resim yapılacak. 1721 yılından sonra İstanbul'da Ramazan'dan ikiye bölünüyor. Ramazan'ın ilk yarısı mahyalarda yazı, ikinci yarısı resim. Peki ne resimleri? Şunu biliyor musun Eyüp? Eyüp Sultan Camimizin minareleri Ramazan ayının ikinci 15 günü sizin atalarınız resim görmek istedi diye yıkılıp birer şerife daha yükseltmişler. Bunun anlamı şudur. Tarih boyunca bu güzel kültürün, inancın, ibadethanelerinin, minarelerin asla süngü, kubbeleri de miğfer kendilerine karşı ha bu güzel ibadethaneleri, bu güzel inancı, kültürü. Ama kusura bakmayın, bunu satranç oynayanlar yapabilir. Dünya bir satranç oynadın dostlarım. Hepimiz içindeyiz. Nuh'un gemisi bu işte. Ne düşünürsen düşün bana. Üçüncü sırada düşünün. Şu üçüncü sıradaki oturanların hepsi aynı şeyi düşünüyorsa, üçüncü sırada oturanların hepsi aynı şeyi düşünüyorsa, üçüncü sırada hiç kimse bir şey düşünmüyor. Farklı farklı düşüneceğiz. Her farklı düşüneceğiz. Bizim kendimizin düşüncelerimiz de ondan sonra bizde her farklı düşünce bir sebebi vardır. Senin o benden farklı düşüncen benim zenginliğim beni var diye ne o? Çünkü demokrasi bu farklı enstrümanlarla kullanılan en güzel orkestradır ama seçim gönderdiklerin nota bilecek. Oturanlar aynı şeyi düşünüyorsa orada da kimse hiç düşünmüyor. Ama anlaşıldı değil mi? O benim zenginliğim. Buyur. Ama lütfen nota ver. Ne olursun nota ver. Yoksa olmuyor. Düğünlerde ezbere çalınan 5 şarkıyla o 5 ezber bitince kavga başlıyor ya. Ya yeter bir yerde kaç yaşına bende büyükler var ya. Başka bir şey mi gördünüz ya? Nedir bu ya? Nota vereceksiniz. Bakar mısınız? Şimdi bak, gittik, baktık Eyüp Camii'ne, Sultan Camii'ne. Teravih namazından sonra kandiller ateş yürüdü. Aa, kız kulesi ya, bak bitti. Ne yaparsın, gidip yatar mısın? Televizyon yok o yıllarda. Yoksa merak mı edersin, en yakın Selahattin Camii'de, yani iki minareli camide neresi var? Hadi oraya gidin. Hadi ötekine gidin. Ramazan ayı boyunca cami gezme geleneği İstanbul'da doğmuştur. Ve kökeni resimli var. Ha bak bu arada o kayık ne kayığı? Saltanat kayığı değil. Küreklerini saydınız mı ki saltanat kayığı dediniz? 4 çiftte saltanat saray kayığı en az 7 çiftte. Bizim tarihimizde dileyen herkes istedi sayıda kürek takamazdı. Ya senin kültüründe var ya küreklerin bile bir öyküsü vardı. Kürek o bildiğin kürek. Şimdi kürek öyküsü anlatayım. Sultan Abdülmecit, Padişah Abdülmecit döneminde 1840'lar, 50'ler Fransız elçisi İstanbul'da Marki de Levalet. Yani günümüzden yaklaşık 160 yıl önce İstanbul'daki Fransız elçisi Marki de Levalet. Affedersiniz ben bu adamı hiç sevmem. Velet'in teki. Arkasından konuşuyorsun deme. Mezarını buldum yüzüme söyledim. Şimdi Marki de Levalet Boğaz'da bir kayık yapıyor. 7 çiftte. Oysa yabancı elçiler en fazla 5 çifte koyabilirlerdi kayığına. Evet işte belgesi bakın Boğaz'da bir elçi kayığı 5 çifte. Adam 7 çiftlere geziyor ya, satan kayıyor. Olsun geçsin deme. Bunu gören herkes bir saray mensubu geçiyor diye saygıyla selamlıyor. Hele Fransızca sıra.
sesimizi çıkaramıyoruz. Aynı yıllardaki Paris'teki elçimiz Ahmet Yetik Paşa bunu sakın unutma. Ahmet Yetik Paşa duyuyor ki Fransız elçisi İstanbul Boğazı'nda saltanat kayığıyla geziyor. Ve o da dönemin imparatoru Napolyon'un beyaz bir at arabası var. Aynısını yaptırtıyor. O da Paris sokaklarında onunla geziyor. Beyaz at arabasını gören Parisliler Napolyon diye selamlıyor. O da arabanın içine diyor ki Napolyon. Zaman makinesi olsa da gitsek yanına otursak ha. Paşasın. Sen güldün ama sonrasında çıldırdı. Boşver. Söyleyin elçimize bu terbiyesizliğe bu son versin. Ahmet Büyükbaşı diyor ki asıl sizin elçinizin İstanbul'da yaptığı terbiyesizlik. Ne zaman ki o kayın küreklerin sayısı 7'den 5'e iner, bu at arabası o an siyaha boyar. Çek evladım, bas. Bunun üzerine Fransa geri adım atıyor. Küreklerin sayısını 7'den 5'e indiriyor. Bizim paşamız da Paris'te sözünü tutuyor. At arabasını siyaha boyuyor. Biz o andan itibaren Avrupa Birliği'ne girmiş bulunmaktayız. Güzel neredeyiz ya? Ya biz yüzyıllardır oynuyoruz bu saklan çocuğu dostlarım. Güzel neredeyiz? Yağmurlu gecelerde mahya kurulamazdı. Yağmurlu gecelerde mahya kurulamaz. Nasıl kurulsun? Mübarek yağmur kandil içine girer, ateş söner. 1700'lü yıllarda bir mahyacı bunu terk edildi. Çünkü ne zaman ki mübarek Ramazanımız yağmurlu gece mevsime denk geliyor, mahya yok. Öyle kandiller yapmalıyım ki içine su girmesin. Öyle kandiller tasarlamalıyım ki içine su almasın. Bunu dert ediniyor ve başarıyor biliyor musunuz? İçine su almayan kandillerle yağmurlu bir Ramazan gecesinde ateşler resim asıyor. Bunu filmini çekmeye çalışıyor. Bak filmin son sahnesi, Tarabih namazı. Dışarıda yağmur fırtına, nohut gemisi kalkıp gidiyor. Tam böyle herkes namaza duracak, kalkıyor, biri diyor ki saflardan, Ahmet abi mahya kuruldu. Lan Ahmet dışarı bir bakıyor fırtına, bu havada yemin et. Ahmet abi abdestliğim ayıp olur. Bir sonraki sahne, rükû ediyorlar. Duydu ya arkadan, Selahattin mahya kurulmuş. Sonraki sahne, secde, İsmail mahya kuruldu. Bakıyorsun namaz hızlanıyor. Niye? Hoca da durdu. Ama yani o dönem ateşin içine ve ateşi suyun içine koy, mümkün değil. Hoca selamı veriyor herkes dışarı. Ama nasıl yağmur yağıyor? Şakır şukur. Mahya'nın kurulduğu söylenir ama nasıl yağmur yağıyor? Herkes sırrı sıkar. Lan günaha da girdi gerçekten içecek. Giriyorlar, Mahya'nın kurulduğu caminin kapısına şimdi giriyorlar. Avludalar, şimdi başlarını kaldırıp iki minaresine bakacaklar ama ne mümkün? Sanki gökyüzünden rakı atıyor. Yağmur taneleri o kadar hızlı sık ve gür. İçeri girenler öyle bakacak ya. Aaa! Avludan içeri girenin şaşkınlıktan ağzı açılıyor böyle. Açık ağızlardan içeri yağmur giriyor. Nasıl sahne? Bunu çocuklarım, ilk dostlara bakma hepiniz oynuyorsunuz. Biraz ıslanacaksınız ama. Gönlünüz kolay, içeri giriyorsunuz. Bir bakıyorsunuz şerefede, o güzel insan sırılsıklam ama başarmış. İçine su almayan kandillerle resim asmış ateşten. Ne resmi? Damacılar, oynayalım mı? Ay, şemsiye. Şemsiye! Hey, unuttun mu? Ramazan geliyor. Ne zaman ki o güzel ay yağmurlu bir mevsime denk gelir, yağmur yağarsa o gece İstanbul'un bütün mahyalarında tek bir resim vardı. Ateşten şemsiye. Sen yağmura şemsiyeler açan bir resim. Hem de ateşten. O cephede dış tepe fırçalarken yuttum ben şimdi orası bozuldu. Arkadan kapağı yok içeri doğru çıkar. İslam mı? Peki çeviriyoruz biz aydınlanmanın sayfalarını. Müthiş bir tablo. O keresinde su yettik. Bedir Ahmi Eyüboğlu. Neresi burası? Eyüp. Bedir Ahmi Eyüboğlu'nun Eyüp tablosu. Bakar mısınız? Ne görüyoruz? Kaan'ı. 1930'lu yıllarda Bedir Ahmi Eyüboğlu Eyüp'ün resimlerini yapar. Ne görüyoruz orada? Kaan'ı.
Tanrıları sadece yetti görmeyiz. Bu güzel topraklar işgal edildiğinde 1922 yılında atalarımız özgürlüğe kanıla olmuş. Hiçbir şeyimiz yoktu kanıdan başka. Ayakkabımız biliyor, hayvan pisliyor, çıplak ayak pisliğine basıyorduk, unuttunuz mu? Peki bu kanıllardan, işgal altındaki topraklardan 1922'den 40 yıl sonra 1960'lı yılların başında ne yaptık? Eskişehir'de yaptık iki tane. Devrim arabaları. Siz bana bir millet gösterin ki topraklar işgal edilsin. Kanıllarla yürüsün o millet özgürlüğüne ve sadece 40 yıl sonra özgürleştiği topraklarda yerli otomobil yapsın. 40 yılda kanıldan araba yapımına yükselen kaç millet var sanıyorsunuz? Kimler izledi Devrim Arabalar filmini? Nasıl film? Çok kötü, çok kötü! Yönetmen çok iyi, çok başarılı. Filmde bir şey demiyorum, sinematografi güzel. Ben filmin içeriğinden, ruhundan söylüyorum. İki tane, üç tarafta biliyorum, biri Eskişehir'de kaldı. Cumhuriyet'in kuruldu 1923 yılından 1950 yılına kadar kaç tane uçak yaptık? 374! Dostlar, Türkiye Cumhuriyeti dünyada kendi uçağını yapabilen 5. ülke. Kanunlarda 1922 yılında sadece 10 yıl sonra 1932 yılında Eskişehir'de yaptığımız uçak amblemine kanun. Siz bana bir millet gösterin. Şu dünyada bana bir millet gösterin ki topraklar işgal edilsin. Kanunların arkasından yürüsün özgürlüğe ve sadece 10 yıl sonra o kanunları yaptığı uçaklar resmedip gökyüzüne taşısın. Bunu 10 yılda başaran bir millet gösterseniz bana. İşte birilerinin hiç durmadan saldırdığı, aklım almıyor neden, birilerinin hiç durmadan kötülemeye çalıştığı, Nasrettin Hoca'nın kendi dalını kesmesi gibi, birilerinin karalamaya çalıştığı 1930'lu yıllarımızın cumhuriyeti bu. Uçaklara resmeden Salahattin Alan'a Cumhuriyet tarihini bilir mi uçaklarımız? Aranızda hiç UFO gören var mı? UFO? UFO? Ne alakası vardı UFO? UFO? Ne UFO'su lan? O yelken kanat! NASA öyle bir uçak yaptı ki uçak denmez mi? Uzay aracı. Sessizce geliyordu diyor. Helikopter gibi. Bir de biraz hızlanıyor. Yelken kanat! Ya uzaylı ha o kadar yolu niye? Saklanmaya mı? Bak geldi. Aa ulan ulan beni kaçalım. Salak mı lan uzaylı? Saklanma söylemeye mi geldi? O yelken kanat. Gelişmiş insanlık tarihinin en ünlü uzay aracı. Kim 1950'li yıllarda yelken kanadı projelendirdi çizdi. Ama 1950'li yıllarda onun ülkesinde yelken kanadın üretilmesine izin verilmeyip bunu Amerika'ya koydu. Kimindir o yelken kanat projesi? Emrullah Ali Yıldız. Ya o bu araçtır, saklanç oyna. Bunu size damacalar mı anlatacakmış? Git NASA'nın belgeleri, git bul. Otomatik açılan paraşütü biliyor musunuz dostlarım? Uçaktan atlıyorlar, paraşüt sırtlarında otomatik açılıyor. Kim 1950'li yıllarda otomatik açılan paraşütü projelendirdi ama 1950'li yıllarda onun ülkesinde bunun üretilmesi izin verilmeyip niye 1950'lerde mi onu da sen bul, zamanım yok. Bunu Amerika'ya koydu. Kimindir otomatik açılan paraşüt? Emrullah Ali Yıldız. Son oydu. Benim hakikaten bildiğiniz yerde. Kopenhag Sanayi Müzesi. Kopenhag Sanayi Müzesi orada bir uçak. Danimarkalıların en çok sevdiği uçak budur. Bu uçak 1950 ve 1960 yıllar arasında 10 yıl Danimarka'nın kuzeyinde uçmuş kışın. Ne? Danimarka'nın kuzeyi kış. Dünyanın en son hava koşullarında uçmuş. Ambulans uçağı. Tamam Danimarka'nın kuzeyi kış da haber geliyor Kopenhag'a, yaralı var, hasta var, hamile var. Biri gidecek. Bu uçak kalkıyor, düşünsenize ha. 10 yıl! Dünyanın en zor hava koşullarında binlerce hayat kurtarıyor. Danimarkalılar bilir ki müzeler toplumların hafızasıdır. Müzelerin toplumların hafızası olduğu gerçeğini anlayamayan milletler Alzheimer. Yani Alzheimer olmuş biri nereden geldiğini bilmez, nereye gideceğini zaten haber ediyor. Ve bu uçağı müzeye kaldırdılar.
Danimarkalılar kendi dilleriyle dünyanın en zor hava koşullarında 10 yıl boyunca binlerce hayat kurtaran bu ambulans uçağına ne ad verdiler? Bakın dostlarım, dünyamızın kuzeyindeki bir müzede yer alan bilginin ışığı bizim üstümüzde yok. Mesele bu. Şimdi anlaşıldı mı? İkinci sırada oturanların hepsi aynı şeyi düşünüyorsa nota bilmek anlaşıldı mı ne demek? Ne çalıyorsan çal, bana ne? Ama nota bileceksin. Meselemiz odur. Başka da hiçbir sorun yok bu milletin yanında. Bunu size odamacılar anlatmayacak, anlatamazlar. Danimarkalıların hayat kurtaran uçağa verdikleri ad Türkler. Ne demişsizler? Motoruna kadar biz yaptık. Bizler satın almalar da ondan. THT5. Bugün sevgili damacılarımız Cumhuriyetimizin 100. yıl kutlamasına yerli uçak yapmayı hedef. Azay. Kusura bakmayın, sizin gününüzde beni hiç gülmüyorum, benim gününüzde hiç gülmüyorum. Ben o zaman çok güldüm ama kimse gülmemişti. Çünkü ben Kopenhag'a gidişimde görevlilerin yaklaşmayın, yapmayın demesine rağmen giderim, o uçağı öperim. Ben Türk'üm kardeşim, bunu benim aklım var. Bu uçağın yapımında çalışan, en çok emek harcayan, deneme uçuşlarını yapan kim? Emrullah Ali Yıldız. Ben bir tane önce İstanbul'da tek kişilik oyunumda bu ölçüyü anlattım. Gösteri sonrası çok şık bir beyefendi yanıma geldi. Gözleri kıpkırmızı, belli ağlamış. Dedi ki, size çok teşekkür ederim Sunay Bey. Neden? Çünkü ben o en son gösterdiğiniz Emrullah Ali Yıldız fotoğrafındaki kız çocuğunun oğluyum. Bana sizin benim rahmetli dedem uçaktan atladığında paraşütü dolanmış falan filan, tam açılamamış, yere sert düşmüş, belini incitmiş, bir yıl tahtada yatmış. O tahtada yatarken otomatik açılan paraşütü keşfetmiş. Bir tahta üstünde bir Türk düşünüyor ki insanlığı böyle tehlikeden nasıl kurtarır? Bunun dizisini yapacağım. Dünya, dünya İmkanlar sağladığımız faydalar, yararlarla kaç hayat kurtuldu. Onu Emrullah Ali Yıldız'a borçluyuz. Ve güzeller güzeli bir aile, bitiriyorum. Bakın Mustafa İştekel, Mustafa İştekel sağdaki güzel ailesi Mustafa İştekel hocamız son resimli mahyacımızdır. Son resimli mahya, son resimli mahyalı yapan Edirne'deki Selimiye Camimizin hocalarımızdan değerli aydın insan. Ay, bakar mısın nasıl lan? Ve onun Sinan'ın Selimiye Camisi'nin minareler arasına 1930'lu yıllarda yaptığı resimli rap mahiyeyi görmek ister misiniz? Evet. Ha? Buyurun görelim. Türkiye Cumhuriyeti kendi uçağını yapan beşinci ülkede. Bir milletin zenginliği hükme senetlerinde değil, siz senetlerinde. Bu yüzden işte bak bizim zengin, bak bak dolar, euro, ne oldu? Hiç önemli değil. Seni kurtaracak olan budur. Tamam. Gittiği senede Amerika düştü, Amerika resimle düştü. 17.500 müzesi var. Trump mı? Trump mı lan? Bu mu lan? Bu mu dünya yönetiyor sanıyorsun? 17.500 müze. Ve Eyüp dostlar bakın müze kurmak için uğraşıyor. Ciddi misiniz? Washington'daki parlamento kütüphanesinin rafların uzunluğu ne kadar? Dünya yöneten güç sayar. Güçlü ne dersen de hesaba bakıyorsun dolar mı? Her yeri karıştırıyor tamam. Nesiyle güçlü? Politikacılarıyla mı? Ha? Dolar mı? Ha? Ekonomi mi? Ordu mu? Ha? Washington parlamento kütüphanesi. Rafların uzunluğu ne kadar? 1200 kilometre. Edirne'den köy yuvamdan çıkıyor. Kütüphanenin rafında ne olur? Söylememe gerek var mı? Bilgi üretilen ve üretilen en büyük güçtür. İşte sana Mustafa İştekel daha zor uçak resmi nasıl yaparım dedi ve başardı. Ne yaptı biliyor musunuz o güzel mahyacı var? 1930'lu yıllarda uçağı Ay Yıldız'ın içinden düşürdü. Ve ne zaman ki bu güzel Ramazan ayı
Ne zaman ki 19 Mayıs'a, 30 Ağustos'a, 29 Ekim'e, 10 Kasım'a denk gelir Ramazan, Türkiye'nin bütün mahyalarında sadece o yazar. Mustafa Kemal Atatürk'e zafer sonrası yabancı bir gazeteci soruyor. Nasıl başardın? Evet. Ve Mustafa Kemal Atatürk sadece şunu söylüyor. Ben hayatım boyunca cebime giden her iki kuruşun bir kuruşuyla kitap aldım.